Herkese merhaba arkadaşlar. Mehmet Edis TV kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte son zamanlarda bana böyle bir soru olan ve pek çok insanın elindeki bütün bakiyeden olmasına vesile olan bir olayı açıklayacağım. GTO'da bu futures yani vadeli işlemler nedir, nasıl yapılır? Ben bunu daha önce zaten detaylıca açıklamıştım. Ancak şöyle bir olay var. Bu GTO'nun AFT kısmında 3x 5x işlemler var. Long short şeklinde. Buraya girdiğinizde her nedense sizin paranız eriyor yani kendiliğinden gidiyor. Kazanç sağlamanız gerektiğinde bile paranız eriyor. Bunun hakkında biraz bilgi vermeye çalışacağım. Eğer bu futures işlemleri hiç bilmiyorsanız aşağıya bir link bırakıyorum. Daha önce ben bu vadeli işlemleri baştan sona bütün terimlerini açıkladığım bir video var. Onu izlemenizi tavsiye ederim. İlkin oradan bir bu vadeli işlemler nedir, nasıl yapılır, onu öğrenin, riskleri nelerdir. Ondan sonra buradakilerini de sizlere açıklayacağım. Videomuza şimdilik geçebiliriz. Hemen şuradan şuradan al sattan bot trading'e klasik diyorum. Alttakinden vadeli de diyebiliyorsunuz. Şuraya açıklayacağım ben sadece arkadaşlar. Bu ETF kısmını açıklamak istiyorum. Yükleniyor. Buraya geleyim. Neyse şuradan devam edelim. Arkadaşlar bakın bu ETF kısmında şurada Ethereum'un 5S'i ve Ethereum 5S long'u var. Ethereum 5 long'u var. Bunları açıklayacağım. Sizlere paranız neden sıfırlanıyor kazanmanız gerektiğinde bile. Videoya geçmeden önce arkadaşlar aşağıdan kanala abone olup zil tuşunu aktif hale getir. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Gerçekten zamanımı alıyor bu videolar. Geçenlerde gördüm. Bir kardeşimiz diyordu ki abi ben 5000 dolarımı burada erittim ki kazanmam gerekirken erittim. En büyük sıkıntı o. O yüzden dolayı bununla ilgili biraz bilgi vereceğim ve bu konularda daha fazla bilgi almak istiyorsanız aşağıdan kanalın katıl butonunu aktifleştirdim. Oradan bana katılarak arkadaşlar hem bana destekte bulunabilirsiniz hem de sizlere birebir kişisel iletişim bilgilerimi vereceğim. Orada herhangi bir sorunuz olursa arkadaşlar size birebir iletişime geçip sorunuz hakkında sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi gelin hemen video konusuna geçelim. Fazla uzatmadan lafı. Geliyorum şuradan Ethereum 5S yani shortuna giriyorum. Tamam, ben diyorum ki Ethereum bu işlemde düşecek. Ben Ethereum'un düşmesinde oynuyorum. Ethereum düşünce ben 5x kazanç sağlamam lazım. Yani bu da demek oluyor ki atıyorum 10 dolar üzerinden örnek verelim. Ben Ethereum'un 5S'ine 10 dolar para koyuyorum. Bu da demek oluyor ki benim param 5 katı oluyor. Yani benim 10 dolarım oldu sana 50 dolar. Şimdi o 50 dolarla işleme giriyorum. Ben yani olmayan paramla açıkçası sistemden borç alıyorum. 5x short giriyorum. Ve Ethereum düştükçe benim para kazanmam lazım. Tamam mı? Burada işlem böyle yürüyor. Atıyorum Ethereum şu an buradan %20 düşerse tamam mı? Sizin 50 dolarınız oluyorsa 60 dolar. Bu da sizin ana paranız 10 dolar diye. Şu an ana paranızın olduğu 20 dolar. Tamam mı? Siz işlemi kapattığınızda sizin cebinize 20 dolar para girmesi lazım. Yani siz borcu geri ödüyorsunuz. Aldığınız o 40 doları geri ödediniz. Tamam mı? Kaldı ise orada ana para olarak 20 dolar. Onun küçük de bir faizi var. Parayı borç aldığınız için süreyle işleniyor. Çok küçük bir şey o. Onu da ödüyorsunuz. Sizin ana paranız kalıyorsa 20 dolar. Yani ne oldu? Siz burada 5x'lik bir işleme girdiniz. Paranızı ikiye katladınız. Bu durum yükselişinde de şöyle oluyor. Siz short işlem açtınız değil mi? Bakın şuradaki short işlemi açtınız. Ethereum %20 yükselirse sizin o 50 dolarınız ne oluyor? %20'lik düşüşte 40 dolara düşüyor. Burada sizin işleminiz likit oluyor. Yani sizin paranız komple çöp oluyor burada. Yani paranız gidiyor. Sistem diyor ki sen ana paran bak eriyor. Ana paran eriyor. Benim borç aldığımı eritemezsin sistemde diyor. Ve seni likitli ediyor ve işlemini kapatıyor. Bu da senin bütün paranın kaybolmasına yol açıyor. Bu şekilde senin bütün paran gidiyor yani arkadaşım. Bu tür sorunları düşünmek için burada işlem yapmanızı asla ama asla önermiyorum. Yapmayın abi futures işlemler, vadeli işlemler. Bir diğer sorun, bu Ethereum 5 longunda da aynı şey. Siz Ethereum'un yükselmesini oynuyorsunuz. Ethereum yükseldikçe siz 5x kazanıyorsunuz. Düştükçe de 5x kaybediyorsunuz. Yani leak olabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu terimlerin hepsini detaylıca yorumlarda vereceğim. Bu GTO'da vadeli işlemler videosunda açıkladım. O yüzden terimlere hakim değilseniz onu izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi asıl sorun, buradaki asıl sorun, tamam mı? Gel abi. Böyle geliyorum. Siz atıyorum Ethereum'a şuradan girdiniz. Yani 0.18, tamam mı? Siz Ethereum'a 0.18'den short girdiniz. Yani düşüşüne göre para kazanmanız lazım.
Gel şöyle bir birazcık daha küçültelim hatta. Böyle de açalım. Şuradan bir fareye metreye bulursam bir saniye. Bak şuradan diyelim. Şuradan buraya kadar işlem girdiniz. Tamam mı? Buradaki düşüş %46. Yani %50'lik bir düşüş olmuş. Sizin burada 5x girdiğinizde bunun 5x'i 250, 2,5 kat demek. Sizin paranız 2,5'a katlanması lazım. Yani 10 dolarınız 25 dolar vesaire olması lazım. Tamam mı? Ancak burada aslında o 25 dolar olmuyor her nedense. Yine kazanıyorsunuz ama 15-20 dolara falan çıkıyor. Orada çok büyük bir masraf söz konusu oluyor. Ve burada durdukça işlem sizin paranız her nedense eriyor. Yani sizin kazanmanız gerekirken bile eriyor. Bu olay benim başıma geldi de önce. Ben anlayamamıştım. Ben 100 dolarlık girdiğim futures işlem. Hatta hangi coin'de o ya? Coinlerden biri o gün çok fena patlıyordu böyle. Yükseliyordu falan. Benim 100 dolarım olmuştu. 450 dolar. 5x'lik işlemde. Yalnız ben karışmadım. Daha yükseleceğini bildiğim için token'e karışmadım. Bıraktım öyle işlemi. Birkaç gün sonra baktım ki para komple erimiş. Benim oradaki 100 dolarım düşmüş 80 dolara. Ki benim aldığım seviyenin hala çok çok üstünde olan bir miktarda benim minimum kazancımın 400 dolar olması lazım o kısımda. Ancak 80 dolara düşmüş. Ben yani anlayamadım sistemi, adminlere vesaire yazdım. Geri dönüş olmadı. Sonra bununla ilgili Twitter'dan birkaç yorum arkadaşımız falan bana döndü. Abi diyor işte biz burada işlem açtık bak. Bizim kazanmamız gereken biz kaybediyoruz dedim. Aynı işlem bana da oldu. 500 dolarım 80 dolara indi. Her nedense adminlere vesaire yazdım. Kimse dönmedi abi o konuda. Böyle bir hilekarlık var. Olayın içeriğinden emin değilim. Sistem nasıl işliyor bu konuda? Bilenler varsa bana yorumlardan yazsın. Ben de öğrenmiş olayım. Aşağıdan Telegram, Twitter kanallarımı da bırakıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. Bilginizi vesaire paylaşabilirsiniz. Bu konu hakkında bilgi sahibiyseniz ya da mağdursanız. Onu bir belirtmek istiyorum. O yüzden sizden ricam arkadaşlar. Lütfen vadeli işlem yapacaksanız en azından şuradaki EFT kısmı ATF kısmından yapmayın. Lütfen buradan işlem yapmayın. Yapacaksanız bile arkadaşlar gelin şuradan Alsa'da Barge Trading'e gelin, tamam mı? Margin işleminizi buradan yapın. Ne? Alım satım yapacaksanız oturum açmam lazımmış gerçi. Şuradan bakın Cross, Isolated. Ben bunların hepsini açıkladım. Ama ben bunların hepsini tek tek sizlere açıkladım. O videomda yorumlar kısmına koyacağım. Oradan izleyin. İşlem yapacaksanız en azından buradan yapın. Burası çok daha güvenli. Şu ATF çok sıkıntılı bir şey. O yüzden lütfen oradan uzak durun. Daha da fazla aktaracağım bir şey yok. Takıldığınız yer olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Umarım yardımcı olmuştur sizlere. Onun dışında arkadaşlar şu an kanaldan katıl butonunu aktifleştirdim. Bana destekçi olmak isterseniz herhangi bir kademeden düşük ücretler karşılığında katıl kısmına katılıp ve hem bana destek olabilirsiniz hem benden birebir yardım alabilirsiniz diye bir belirtmek istiyorum. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.